Kanal Bitlis televizyonunu burada karşılamaktan onur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Medyadan da takip ediyoruz. Her türlü sanal ortamda güzel faaliyetleriniz var. Allah muvaffak etsin. Şimdi ben genel olarak odamızla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bizim toplam totalde 1800 üyemiz var. Bu 1800'ün aşağı yukarı 1700'ü KOBİ kapsamında ama aktif olan üye sayımız 1100'dür. Şirketi açıp da ticari olarak faaliyet göstermeyen üyelerimiz de var. Dolayısıyla 1100 tane aktif üyemiz var. Bunlar tabii ki bu süreçte bu bölgede yaşanan sıkıntılardan etkilendiler. Ekonomik olarak bayağı etkilendiler. Biz bunların sorunlarını aşabilmek adına gerekli çalışmaları ilgili kurumlarla diyalog halinde çözmeye çalıştık. Bizim burada yeni yatırımcılarla ilgili en büyük sıkıntımız özellikle bu 6. bölge olmamızdan sonra teşvik yasasında faydalanabileceğimiz kriterlerin fazla, tabii çok fazla cazip oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki en büyük kapsamlı teşvik paketiydi bu. Ve biz bundan yeterince faydalanamadık. Bunun asıl nedeni bir çevre planımızın tam manasıyla onaylanmamış olması. Çünkü Bitlis ili genelinde çevre planının daha bir netliği yok. Yerleşim alanı neresi olacak, sanayi arazisi neresi olacak ve bunlarla ilgili bir alan belirlemede sıkıntılar var. Bunları çözmek adına ticaret odası olarak bizler girişimde bulunduk ve bununla ilgili belediyelerimizle de çalışmaları yaparak inşallah bu son aşamaya geldi. Çevre planı ile ilgili aşama son aşamaya geldi. Öncelikle Tarım Bakanlığı, daha sonra Çevre Şehircilik, sonra da eski Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül'ün Selçuklu Turizm Hattı kapsamına almış olduğu turizm hattı bu memleketin o manada gelişimini biraz sekteye uğrattı açıkçası. Yani altyapımız olmadan hiçbir şeyi yapamıyoruz. Dolayısıyla yatırımcıyı buraya çekebilmemiz için öncelikle bu sanayi arazilerinin, sanayi yerlerinin ve yerleşim alanlarının iyi belirlenmesi gerekiyor. Biz biraz orada geride kaldık. Onunla ilgili çözüm aşağı yukarı üretildi. Son aşamaya geldi. Şimdi özellikle Tatvan için söylüyorum. Tatvan 1/1000 ölçekli yerleşim planının çalışmasını yapıyor. Geçen hafta ihalesini yaptı. İnşallah bu da olduktan sonra yatırımcıları buraya daha rahat çekebileceğiz. Şimdi burası çok cazip. Tabii vergi yönüyle, sigorta yönüyle çok cazip. Bölgede yaşadığımız olaylar özellikle geçen yıl için söylüyorum. Navluncuları, nakliyecileri, tırcıların buraya geliş ve gidişini büyük sekteye uğrattı. İnşallah Allah bu tür olayları bir daha nasip etmesin, huzurumuzu bozmasın, birlik beraberliğimizi bozmasın. Her şey huzurdan geçiyor. Bizler de bu süreçte genç girişimcilerle ilgili neler yapabiliriz'in programı içerisinde genç girişimcilik eğitimi verdik. 2010 yılından şimdiye kadar bir 500 civarı kişiye yeni yatırım yapabilmesi için eğitimler verdik. Türkiye genelinin üzerindeyiz, öyle söyleyeyim. Yani Türkiye genelinde KOSGEB destekli veya İşkur destekli STK'ların yapmış olduğu girişimcilik eğitimlerinin sonucunda %2,5 ile 3 arası bir iş imkanı oluşturuyor. Biz katılan girişimci sayısının %10'u kadar yatırım yapan müteşebbis gördük. Bu da bizim için bir başarı. Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Genel kriterlere baktığımız zaman da Türkiye'de yaşanan çoğu sıkıntıların bizi çok da fazla etkilemediğini görüyoruz. Etkilemedi derken durumumuz çok iyi demiyoruz. Burada yatırım olmadığı için etkilenecek bir fabrika yok. Etkilenecek üretim tesisi yok. Ama bunu işte kendi esnafımız, buradaki tacirimiz, özellikle tüketim sektöründe uğraşan gıdacılarımız, gıda toptancılarımızdan tutun da tekstil sektöründe AVM esnaflarımız bu sıkıntıları fazlasıyla yaşadılar. Bunu da aşmak adına özellikle İran'ın ambargosu kalktığı için İran'la ilgili bir çalışma yapmaya başladık biz. Bir yıllık bir süreç sonunda kendimiz gidip resmi temaslarda da bulunduk. Bu temaslar sonucunda buraya misafirlerimizi de getirdik. İlgili acente birimlerini, bizim Türkiye'nin TÜRSAB'ı gibi onların da orada Turizm Acenteler Birliği var. Oraya bağlı misafirlerimizi, 40 kişilik bir misafir grubunu getirdik. Burada ağırladık, gösterdik. Potansiyellerimizle ilgili bilgileri verdik. İnşallah Nevruz olaylarıyla beraber İran buraya bir açılım yapacak. Van'ın ekonomisini ayakta tutan İran piyasası. Bizim burada da böyle bir çalışmamız oldu. Yani gerek otel kapasitesi bakımından gerekse özellikle konfeksiyon yönünden
Tatvan ve çevresi gayet iyi durumda. İnşallah bunların nimetlerini almaya başlayacağız. Şimdi tabii geçenlerde gerek TOBB'un ve gerekse KOSGEB'in açıklamış olduğu bir kredi paket programı vardı. Tabii TOBB'un hazırlamış olduğu bu kredi bir yıllık bir süreçti. 15 Temmuz olayları gerçekleşince tabii ki bu bir sekteye uğradı. Bir araya ara verildi. O zamanın şartlarına göre çok uygun faizli bir kredi oluşturmuştu. Ama şimdi tabii kredi faizleri biraz daha geri çekildi. Ve burada asıl amaçlanan şey özellikle bankalara giden tacirin tabelada okunan yüksek faiz oranlarından kredi kullanmasını engellemekti. Yani piyasayı biraz aşağı çekebilmekti. Tabii Bitlis genelinde toplamda 48 kişiye Odalar Borsalar Birliği'nin sağlamış olduğu kredi, 36 tane de KOSGEB'in sıfır faizsiz kredisini kullanmaya hak kazanan üyelerimiz diyelim, yani genel Bitlis ve Tatvan dotarında üyelerimiz oldu. Tabii bunlar ilgili mesajlarla kendi KOSGEB aracılığıyla ilgili kişilerin telefonlarına mesaj da bildirildi ve bunlar kullanacak. Ya bunlar bir çözüm müdür? Çözüm değil. Bir kere biz müteşebbisler olarak kullanacağımız krediyi kendi sermayemiz olarak görmekten vazgeçelim artık. Çünkü kredi, yani kirayı ödeyen vatandaş zorlanıyorsa bu krediyi ödemede de taksitte de sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla yapmış olduğumuz işi bir daha gözden geçirip gerekirse küçülmeye gitmemiz lazım. Yani önümüzdeki sürecin çok sağlıklı olacağına da inanmıyorum. Açıkçası bunu dik durup biraz daha ayaklarımızı sağlam yere basarak yapacağımız tedbirleri, tasarruf tedbirlerini, şu anda hükümet bir açıklama yaptı. Dedi ki tasarrufa gideceğiz. Kamu yatırımlarında bazı tasarruflara gideceğiz. Tabii herkesin kendi, o hükümetin de yapacağı var, esnafın, tacirin de var. Ya bir atasözü var ya, diyor işte işten değil dişten artırdığınla ayakta kalırsın. Bu gerçekten öyledir. Yani fuzuli masraflarımızı kısıp bir şeyler yapmak lazım. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Bir de sektörleri iyi analiz etmek lazım. Bizim burada en büyük sıkıntımız yeni girişimciler hemen kafalarında tasarlamış oldukları yatırımı hemen sabah uygulamaya çalışıyorlar. Hiçbir potansiyel araştırması yapmadan, acaba burası onu tartar mı, kaldırır mı, kaldırmaz mı gibi piyasa araştırması yapmadan, SWOT analizi yapmadan kalkıp bunları direkt yatırıma geçiriyorlar. Ve son süreçte yeni açılan işletmelerin bir kısmının kapandığını da görüyoruz. Burada üzülüyoruz yani. Ama ayakta durmayacakları belli. Biz de bize danışıldığı zaman bunları ilgili müteşebbislere bildiriyoruz. Yani bu sektörlere fazla yoğunlaşmayın. Çünkü potansiyelimiz belli, nüfusumuz belli, tüketici belli. Dolayısıyla yani kendileriyle beraber diğer sektörleri de maalesef sekteye uğratıyorlar. İnşallah buraya bir disiplinize edebilirsek, sağlam ayakta durabilirsek bunun aşması yakın pazar olan İran'da ve bununla beraber yine spor aktivitelerinin olduğu kongrelerin yapılabileceği ortamları oluşturarak burada yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda İranlı gençlerin Nevruz'da buraya gelip de işte evleniyoruz, mutluyuz gibi ve evleniyoruz çeyiz fuarı gibi bir oluşum oluşturacağız. Burada bir düğün salonunu kiralayıp orada işte kendi tekstil esnafımız, züccaci esnafımızın onlara satış yapabilmesi için bir imkan, bir ilk startı vereceğiz. Daha sonra zaten belediyenin hazırlamış olduğu bir kapalı fuar alanımız olacak. Orada da bunu sürekli hale getireceğiz. Yani bunun hem Türkiye ayağını hem İran ayağını koordine edeceğiz. Yakın çevredeki illerle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Tabii gömüklerde giriş çıkışlarda bayağı sıkıntılar var. Onlarla ilgili tespitlerimizi yaptık. İlgili Gümrük Bakanlığı birimleriyle de paylaştık bunları. En yakın zamanda bunları çözüp inşallah bu aşmazı da aştıktan sonra ticaretimizde bir canlanma olacağını umut ediyoruz. Dua ediyoruz ve bunun için de çaba gösteriyoruz. Allah muvaffak etsin diyelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için.